أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلى آخر سورة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، إنما يكفرها الهموم في طلب المعيشة. عن أبي هريرة الجامع الصغير. صدق رسول الله كما قال. Bugünkü sohbetimizin mevzumuzun konusu rızık için endişe etmemek, helalinden rızık talep etmek hakkındadır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: farz olan ibadetleri eda ettikten sonra helal kazanç peşinde koşmak farz kılınmıştır. Dikkat edilirse farz olan ibadetleri eda ettikten sonra, ama farz olan ibadetleri eda etmeden rızık peşinde koşmak pek uygun değildir. Burada Peygamber Efendimiz bize bir şey işaret ediyor. Farz olan ibadetleri eda ettikten sonra helal kazanç peşinde koşmak farz kılınmıştır. Rızkı Allah verir. Herkesin rızkına Allah kefildir. Telaşa düşüp harama girmemelidir. Allah-u Teala nasıl olsa kişinin rızkını vermeye kefildir. Allah-u Teala vereceğine göre rızkı talep etmeye çalışmalıdır. Fakat harama girmemelidir. Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: İçinizden hangi bir kul Allah'tan korkacak olursa, Allah'tan korkmak neyle bellidir? Haramdan kaçan Allah'tan korkar. Haramdan kaçıyorsa buz gibi Allah'tan korkuyordur adam. Ha işte. İçinizden hangi kul Allah'tan korkarsa, başı darda kaldığı vakit o sıkıntıdan onu kurtaracak bir kapı açar. Eğer Allah'tan bir adam korkarsa, o adamın başına bir sıkıntı geldiği zaman mutlaka Allah ona bir kapı açar. Ummadığı yerden rızkını verir. Kim bütün işlerinde Allah-u Teala'ya tevekkül ederse Allah ona kâfidir. Bu ayeti kerime nazil olduğu vakit Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: eğer ümmetim bu ayet ile amel etse ona kâfidir. Başka ayetler olmasa da bu ayet ile amel etse bile insanları kurtarır. Şimdi lazım olan şudur: endişe etmemek lazım. Mutlaka Allah kulunun rızkını verecektir. Rızk için hiç endişe etmemelidir. Hatta şöyle bilmeli ki, kitaplara bunu bu şekilde yazmışlar: Ezrail aleyhisselam ölecek adamdan şöyle özür dilermiş: eğer dünya yüzünde bir pirinç tanesi kadar rızkın kalsaydı canın almazdım. Lakin dünyayı dolaştım, zerre kadar bir rızkını bulamadım. Her mahlukun rızkını Allah verir. Yani Ezrail aleyhisselam bir adamın canını almıyor rızkı bitmeyince. Hatta bazı güzel insanlar vardır. Ezrail aleyhisselam onun canını alıyor ki ondan adeta özür diliyor. Diyor ki: senin canını almak istemezdim ama yeryüzünün her yerine baktım, rızkın kalmadı. Bir pirinç tanesi kadar bile rızkın kalmadı. Yani sen öğlene kalırsan öğlenki yiyeceğin ekmek senin rızkın değildir. Başkasının rızkısını yemiş olacaksın. Onun için rızkın bitince
Ancak Allah-u Teala'nın emriyle Ezrail bir adamın ruhunu kabzeder. Öyleyse demek ki insan yaşadığı müddetçe Allah rızkını kişinin verecek. Akıllı olan harama tevessül etmez. Bekler. Biraz geç gelir ama gelir. Her mahlukun rızkını Allah verir. Herkesin rızkı Allah tarafından ayrılmıştır. Kimse kimsenin rızkını yemez. Yalnız helal rızık biraz daha gayret sarf etmek ile elde edilir. Helalı kazanmak için biraz gayret sarf edeceksin. Ama haram bazen çok kolay elde edilir. Çok kolay elde edilen o haram da insanın ahiretini perişan eder. Eğer haramdan kazanırsa kolay elde edilir. Ama haramdan kazandığı zaman insanın ahiretini perişan eder. Onun için Allah helalinden, Allah'tan helalinden rızık istemeli. Ya Rabbi bana vereceğin rızık helal olsun, helalinden olsun demelidir. Haram rızkı kazanma yollarına tevessül etmemelidir. Ama bazen Allah rızkı bol verir. Fakat bunu bir imtihan olarak bilmelidir. Neticede bol rızık kişi azgınlığa götürürse, neticede bol rızık kişiyi azgınlığa götürürse, yoldan çıkarırsa, o kişinin başına birçok felaketler açılmış olur. Onun için işin akıbetini bilenler Allah'a yalvarmışlardır. Çok verip azdırma ya Rabbi. Çok verip azdırma ya Rabbi. Az verip şaşırtma ya Rabbi demişlerdir. Yani çok az verip şaşırtma. Çok verip azdırma ya Rabbi demişlerdir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ya Rabbi Muhammed'in eline yetecek kadar ver. Muhammed'in eline yetecek kadar rızık ver. Ya Rabbi diye Allah'a yalvarmıştır. Binaenaleyh insanlar dinin çizdiği esaslar içinde vazifelerini ifa ederek Allah'a teslimiyet içinde yaşamalıdır ki kadere imanın tadını çıkarsın. Kadere iman eden imanın tadını çıkarır. Men emene bil kaderi emine bil kederi. Kadere ciddi olarak iman eden bütün kederlerden kurtulur. O zaman kadere imanın tadını çıkarabilmesi için, güzel neticelere ulaşması için teslimiyet içinde Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde kazanmaya çalışmalıdır. Allah neyi emrediyor? Helalinden kazanın diyor. Şunu da bilmelidir ki bir kısım insanların bütün rızıktan nasipleri dünyada verilir. Bazı adamlara çok veriliyor işte. Şunu bilmeli ki bazı insanların rızıkların nasipleri hepsi dünyada verilir. Ahirette nasipleri yoktur. Örneğin kafirler dünya hayatında güzel yerler işerler. Bol bol gezip seyahat ederler. Kafirler kadar dünyanın her tarafını seyahat eden yoktur. En güzel yerlerde yaşarlar, en güzel şeyleri yerler, güzel yerler içerler, bol gezip seyahat ederler, eğlenirler. Dünya hayatından başka onların ahirette nasipleri olmadığı için Allah onlara dünyanın tadını çıkarma fırsatını verir. Onların dünya hayatındaki yaşama zevki ne yapar biliyor musun? Onların dünya hayatındaki yaşama zevki Allah'a olan kulluklarını unutturur. Onlar güzel yaşadıkları için Allah'a olan kulluklarını unuturlar. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah buyurdu ki hadis-i kutsi'de istersen dağı altın yapayım, istediğin gibi harcam dedi. Hayır ya Rabbi, ben bir kulum. Ben dağın altın olmasını, bana çok verilmesini istemiyorum. Bana takdir edilen yeter.
Elime bir şey geçerse, verirsen, o verdiğin şeye şükrederim. Bulamazsam da sabrederim, beklerim. Benim kulluğum böyle olsun ya Rabbi dedi. İşte Peygamber Efendimiz ümmetine bu şekil yolunu çizdi. Şimdi buradan şu çıkıyor ki, neticede dünya hayatı olan onların ahiretini yitirmelerine sebep olmuştur. Yani dünyada güzel yiyip, güzel içip, güzel dolaşan insanların, bilhassa kafirlerin ahiret güzel yemeleri, içmeleri, hayatı güzel yaşamaları ahiretlerini yitirmelerine sebep olmuştur. Ama mümin öyle değildir. Mümin çalışır. Helalından kazanmaya çalışır. Kazanır. Haramdan, ateşten kaçar gibi kaçar. Ama helal biraz da zor kazanır. Ama unutmaz. Allah unutmaz. Ya Rabbi, benim rızkımı kazanma hususundaki yorgunluğumun senin yanındaki kıymetini çok iyi biliyorum. Yarın ey kulum bana inancından harama tevessül etmedin. Allah böyle diyecek. Yarın ey kulum bana inancından harama tevessül etmedin. Kolay kazanayım da varsın haram olsun demedin. Zor kazanayım, rızkım helal olsun, var yorulayım, terleyeyim, eskiyeyim. Bunların hepsinin karşılığını, mükafatını göreyim diyerek kazancına haram karıştırmadın. Ve hayatını imanla bitirdin. İşte böyle ölen kullara Cenab-ı Allah, böyle imanla ahirete göçen kullarına Allah yarın ahirette şöyle diyecek ve taltif edecek. Heniyen bime esleftüm fil eyyamil hariye. Ey vücudunu helal rızık kazanma uğruna harcayan kullarım. Ey vücudunu helal rızık kazanma uğrunda harcayan kullarım. Şimdi bunun karşılığını cennette rahat edin. Bunun karşılığı cennette rahat edin. İstediğin şeyleri yanınızda bulun. Canınız neyi isterse onlar size hazırlamıştır denecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helal rızık için çok yorulmanın kıymetini beyan etmek üzere deminki okuduğum hadis-i şerifte, birinci hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir takım günahlar vardır ki onları ne namaz, ne oruç, ne de hac, ne de umre affettirmez. Yani namaz kılmayla o günah silinmez. Oruç tutmayla o günah silinmez. Oruç hac etmekle, umre etmekle de o günah silinmez. O nedir biliyor musunuz? O günah silinmeyen günahlara ne fayda eder? Onlara ancak geçim çalışmalarındaki mihnet ve meşakkat kefaret olur. Yani adam çalışıyor, helal kazanayım diye, geçim çalışmalarındaki mihnet ve meşakkatler ona kefaret olur. Yoksa o günahlar ödenmez.